Evet, işte karşınızda Kübra Gelin'in bol bol depolama alanına sahip siyah beyaz mutfağı. Beyaz leke dolaplarını siyah kulplarla süsleyen gelinimiz mutfağında granit tezgah ve mermer desenli tezgah arası fayanslar kullanmış. Gri beyaz eşyalarını gri detaylarla hareketlendirilmiş beyaz bir mutfak masasıyla kombinlemiş gelinimiz. Zeminde siyah beyaz desenli bir halı kullanarak biraz göz yorsa da küçük avizesiyle minimalist tarzını devam ettirmiş. Bakalım Kübra Gelin'in mutfağına rakiplerinden nasıl yorumlar gelecek? Evet kızlar, mutfağım için yorumlarınızı bekliyorum. Dün benim mutfağıma bayağı yorum yapmıştın. Evet. Yani uyumdan bahsediyordun ama hiçbir yerde uyum göremiyorum mutfağında. Nerede tatlım? Özellikle şu küçük ev aletlerin, roz kullanmışsın, siyah kullanmışsın, hiç uyum sağlayamamış. Yani hani uyumdan bahsediyordun ya. Canım, bunu bana değil, üretici firmaya söylemen lazım. Çünkü üretici firma öyle üretiyor ama alma fikri sende yani. Rozunu buluyorsun, siyahını buluyorsun, gidip yani beğenerek alıyoruz bir şeyleri. Evet, ama grisi olsaydı mutfak dolaplarını zaten onu alacaktım. Ama dediğim gibi üretici firma, çay makinem ve kahve makinemden eksik mi kalsın evim? O kadar para verdim onlara kahve keyfi, çay keyfi yapabildiğim için. İlk önce hangisini aldın? İlk önce kahve makinemi aldım. Eşimin sevgililer günü hediyesi çay makinemi aldı. Bunu da babam ev hediyesi olarak aldı. Mutfağımı yapılınca o şekilde. Ama yani kendim uyum seçtim. Göremiyorum. Uyum göremiyorum. Bir de şöyle, buzdolabımı yerini çok eleştirmiştin. Evet. Seninki de buradan bakınca yani çok kötü bir görünüm sağlamış. Hem dışarıda kalmış hem üstten boşluk var. Benimkine boşluk var diyordun ha. Evet. Yani bakabilir misin? Orada menteşeler var. Orada kapak vardı. Buzdolabım bozulunca mecbur onu sökmeye ama çalıştım. Ama işte keşke senin dümdüzdü. O evet, sıkıntımız keşke oradaydı. Keşke gelin evi için biraz hani şey yapsaydın da, önem gösterseydin de taktırsaydın. Zaten mobilyalarımı dediğim gibi kayınvalidemin evi olduğu için bütün mutfak dolaplarımı kayınvalidem değiştirdi. Ben zaten bu eve hiçbir masraf yapmadım. Sizin için de kusura bakmayın, oraya kapak taktıracak kadar değilim yani. Bir de o zaman burada senin kayınvalidenin zevkini mi değerlendirdin? Ay, kayınvalidemle beraber zaten seçtik bütün kapaklarımızı, dolaplarımızı. İkimizin de zevki zaten burası. Ama burada sonuçta ben çıktıktan sonra bu ev benim değil. Burada kayınvalidem yaşayacak. Hatta mutfak dolapların boyutlarını bile kendine göre ayarladı. Çünkü ben tavana kadar istemiştim. O yaşlanınca ben yukarı çıkıp alamam dedi. O yüzden kendi boyutuna göre ayarladı. O zaman Kübra Hanım, bölüyorum ama biz şu an kaynananızla yarışmıyoruz. Bizim karşımızda bir Kübra Hanım var. Kaynananız olsaydı evet kaynananızla tartışırdık bu konuları. Arkadaşımız değinmek istiyor ama rose gold, yeşile çalan goldların kesinlikle hani anlatmaya çalıştı kendini ama çok farklı renkler var. Evet, ama yani fark hani eder. Hediye de olsa mutlaka size danışılmıştır. Yani. Mutlaka seçebilirdiniz onu aslında. Ama bakıldığınız zaman hepsi siyah zaten. Arada detaylar var. Ama arkadaşımızın çay makinesinde fark ettiyseniz sarı, beyaz vardı, gold vardı. Diğerinde altın sarısı, bakır vardı. Onu eleştirdik. Yani evet, ama şimdi bölüyorum. Orası rose gold, altı yeşile çalan bir şey. Diğeri rose gold'a yakın bir şey. Böyle hani yine yakınlık yok ki oradaki gibi. Ondan sonrasında şeylerin arasına yarısına çekmişsiniz, yarısına çekmemişsiniz. Neyle? Evet, ilk önce adını ders şeyler, aralarını evet, diyorsun. Evet, ders aralarını keşke doldursaydınız. Doldurduk zaten. Orası köşe geldiğin için, ben ustalarla sürekli çalıştığım için daha iyi biliyorum. Sen bilmediğin için izah ediyorum. Bu araları zaten dolu. O köşe geldiği için ona hiçbir şekilde ders çekemiyorlar. Orası zaten otomatik olarak yapıştırma. Ben yani zaten bunlar gibi değilim, anlamam çok normal. Evet, ben bildiğim için o yüzden sana aktarıyorum. Bak, burada da aynı şekilde yok mesela. Bunlar köşeye geldikleri için, o da peki, köşeye geldiği Kübra için. Peki Kübra Hanım, peki şey neden yapmadınız? Bu görüntü çok kötü. Evet. Keşke bir süsleseydiniz diyecektim. Evet, bilerek süslemedim çünkü oradan yorum geleceğini biliyordum. O yüzden bazı şeyleri zaten kendime bizim bıraktım. Ama bizim geleceğimiz asla bırakmam onu öyle. Neden? Siz geleceksiniz diye orasını süslemek isterim. Ben doğal bu halimle kullanıyorum. Yani siz geleceksiniz diye ekstra özel göstermedim. Bize özen göstermedim. Evet, göstermedim. Ben doğal halimle gelmek istedim. Doğal halimde şu anda siz buradan çıktıktan sonra başka bir arkadaşınla gelse aynı bu şekilde görecek. O zaman görecek. Siz kendi hayatınıza özen göstermiyorsunuz. Öyle ben mi? Kendi hayatıma özen gösteririm ama size ayrıcalıklı bir özen göstermiyorum. Arkadaşlarım neyse size de onu gösteririm. Onu anlatmaya çalışıyorum. Anladım. Bir de şöyle. Avizeniz hani neden bu kadar küçük, hiç mutfağa yakışmamış? Ne alabilirdim? Altın varaklı falan böyle ya da cibinlikli bir şey kalıyor. Mi? Mutfak için çok küçük kalan bir şey. Ay, arkadaşım en azından başkasın. Çok basit. Sizinki gibi en azından geçerken kafamız çeyimli. Avizeleri rahatlıkla geçiyorum. Benimkinde bir aura var. Her eşyamda bir ağırlık evet, var. Fark et. Ama çok basit. Ben çok mesela basit şu anda mutfağıma geçince huzur buluyorum. Bir su bardağı gibi. Su bardağı gibi. Evet. Sürahi gibi. Su
içmek ister misin evet. tatlım? Hemen çıkar artı yemeği. Aynen. Çıkarabilme ihtimalin varsa çıkar içilir evet, yani evet. bayağı su içilir. Ben sana başka bardaklarımı da veririm. Sorun değil. Bir de hijyenden bahsediyordun dün. Evet. Benim mutfak kulplarım için evet. diğeri hijyen sağlamamış. Evet. Hijyen göremedim kulplarında diyordun. Keşke gelin evi için sen de bir hijyen göstersen de şu makinenin önünü bir silseydin. Makinenin önünü sildim zaten parmak izleri şu anda açılıp duruyor. Evet o oldu. Parmak izleri ama, çıkmıyor yani silince. Ama biz, ben senin kulplarından bahsettim. Sen şu anda makinenin tamam görünüyor soracağız. Çünkü gözümün önünde. Tamam şu anda açıp kapatıyoruz herhalde ama evet. senin kulpların ben geri olduğu evet, için. Evet buradaki tozları da görüyorum. Evet ben hiç iki günden beri hiç temizlik yapmadım evet. zaten. Yeni evim için özel evet, temizlik yapmamışsınız. Çünkü ben hijyene çok önem veren evet, bir insanım. Evet belli gördük halimizden şöyle, de. Evet ekranda görecek, gördük. İzleyici de görecek evet. halimizi. Temizlikten bahsetmiştiniz ama hijyende. Şuradaki şeyleri görebiliyor musunuz? Hiçbir şekilde temizlik yapmamışsınız. Arkadaşlar perdeyi takarken olmuştur. Dediğim gibi siz zaten gelmeden önce işlerin bir örümceği batan yok, şey perdeyi takarken değil. Perdenin kornişin altında değil ki. Direkt örümcek ağları önünde. Evet. Kesinlikle böyle hijyenden dün Neziha Hanım'ın evinde çok fazla bahsetti. Aynen. Evet. Bir de yani sadece mutfak dolap kulpunda hijyen bulamadın ama her yer hijyen yok arkadaşım, gibi yani. Arkadaşım o toz senin ellediğin yağlı ellerle o derilere eriyorsa evet. o deriler onların içine geçiyor. Geçmiyor sonra onlar. Tekrardan nasıl geçmiyor arkadaşım? Bulamazsın asla kendim, bulamazsın. Ben kendim gıda okudum o yüzden gayet iyi biliyorum hijyeni. Düzgün okuyamamışsın. Gayet de üniversitemi çok iyi şekilde bitirdim. Vallahi hijyen alıyorsun ama çok yani bu burada gördüm ya söyleyecek o başka hiçbir şey bulamıyorum. Benim anlatmak istediğim sen anlamadım. Bu kadar, yorumum keşke bu kadar. Keşke zamanınızı biraz da temizliğe ayırsaydınız, güzel olurdu. Dış ses biz çıkalım, kızlar yorumlasın. Acil. Kesinlikle ve kesinlikle hijyen problemi vardı. Ben o örümcek ağlarını kendi gözlerimle gördüm. Ve temizlik yaptığını iddia etti ama ben o örümcek ağlarını gördüm.